Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nalet olası Hyundai i20'nin videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar niye sinirliyim onu söyleyeyim. Ya ben işe gelirken bir video çektim. Bu videonun ya telefon hafızası doldu, video silindi. Ben de sinirlendim şimdi. Telefonu kırıyordum az daha ya. Ya var ya arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bakın, telefon alıyorsanız minimum, bakın minimum 256 GB alın. Bak minimum 256 GB alın demiyorum. Minimum 256 GB alın. Çünkü yetmiyor. Ay niye selektör atıp duruyor? Ters mi gideceğiz acaba? Onu mu duyarıyor? Buralarda bilmiyorum ki ben. Biraz turlayalım buralarda. Tabii ben buraları bilmiyorum. Şeydeyiz arkadaşlar, Bahçelievler'deyiz. Bahçelievler'deyiz. Vallahi şu an yani bilmiyorum buraları. Öyle geziyoruz kendimizi. Bir turlayak işte, bir yerleri öğrenek, yer öğrenek. Buraları gezeyim. Ya var ya, öyle bir güzel video çekmiştim var ya. 150-160'la yol geliyordum. Arabanın hızını deniyordu falan. Lan video silindi. Zoruma giden o. Şimdi hangi taraftan gidelim? Bakır Ketop bak. Biz buradan gidelim. Ki burası daha iyi bir yol gibi gözüküyor. Bastım. Abi ya niye çevirme yapıyorsunuz? Şimdi ben buraya kadar geldim de buradan oraya nasıl gideceğim onu bilmiyorum. Şimdi mahalle turu yapıyoruz şu an. Bahçelievler'de saat kaç ya? Nerede yazıyor? Ekranda yazıyor mu saat? Bakalım, yazmıyor. Oh, güzel. Kahvaltı yapmadım daha. Kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar, Bağcılar demin kapıdan Bakırköy'e 13 dakikada gel, 12 dakikada geldim. Ama yani bastım. Yani bayağı bastım. Beni çok mutlu edersiniz. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone oldukça ben daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Ters değildi mi lan? Araba bizim değil şimdi. Lastikler gitmesin. Dayı. Eyvallah, çıkarım benim. Şimdi buradan da girelim. Girelim girelim de nereye gidiyor acaba bu ya? Bunları bir açalım. Girdik bir yola sizin için. Karıştıra karıştıra gidiyoruz. Bu arada Hyundai i20 gerçekten sınıfında güzel bir araba. Gerçekten. Yani şu an Hyundai i20 sahipleri beni izliyordur. Ya aracınız gerçekten çok güzel bir araç. Yani ben yeni alacaklara da gerçekten tavsiye ederim bu aracı. Yani arabaya ne yaparsan yap kolay kolay arıza vermiyor. Çok sağlam, kaliteli bir araç.
Yani ben bununla neler neler yaptım. Bu araca bir şey olmadı. Motor mekanik olarak bu araba sınıfında lider. Lider. Size bu kadar net söyleyeyim. Yani eğer ki performans istiyorsanız, hani çok bu arabayı tavsiye etmem. Lan ters girdik. Şuradan gireceğiz. Şöyle bir dönüş alacağız. Kamera var mı? Yok mu? Zaten bu saatte kamera çalışmaz. İnşallah. Bak, ikinci kademede klima şu an yanıyor. Yani gerçekten elim yanıyor. Vallahi şu an yanıyor yani. Elimi tutamıyorum. Bu soğukta bir de yani. 8 derecelerde. Hava nerede yazıyor? Mazot bitmiş mi? Aynen, galiba bitmiş. Bire taktım, basıyor. Manyak gidiyor, kafa kaldırıyor ya. Ya gerçekten iyi gidiyor. Bak Audi'ye biniyorum, eksiklik hissetmiyorum bu arabada. 1.4 atmosferik motor var benim bildiğim bu arabada. 100 beygirlik. Bence bu araba, şöyle söyleyeyim size. Bak Clio ile bunun arasında çok kalan oluyor. Tamam mı? Ben olsam, ya gerçekten ben olsam bu aracı alır mıyım? Ya şurada bir kasis var mesela. Kasise sert girelim. Neredeydi o kasis? Bir aracın şeyini deneyelim. Süspansiyonları nasıl? Harbiden hak ediyor mu? Şu an fren kesmeden girdim. Bak önünü de vurduk. Araba gerçekten çok rahat. Bakın bu süspansiyon şu an... Kapat uzunları, kör ettim bizi. Bu süspansiyon şu an çoğu araçta yok. Yani bu rahatlığı alabileceğiniz bir araba çok zor bulursunuz ya. Ya bak şu çukurlara giriyorum, arabada çıt yok ya. Bak mesela şöyle ani tepkimeler verelim. Araba çok iyi. Ya gördünüz, ben oraya gazla girdim. Mesela şurada bir dönüş var. Orası tam kırılacak bir yer. Yani direksiyonu tam kırarak dönüyoruz. Şu an orada göreceksiniz aracın ne kadar kaliteli ve güzel girdiğini. Bak şurada mesela kaçla gidiyorum? 60'la gidiyorum. 60'la buraya gir. Oo, tam kırılacak bir yer. Girdim. Bak arkasını bıraktı. Arkasını bıraktı. Ama araba hiç taviz vermiyor yani. Arkasını net bıraktı. Siz hissetmişsinizdir bilmiyorum ama yani gerçekten arkası bildiğin gitti. Ama araba arkası kaydığı halde hala yani direksiyona hakimsiniz. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bazı araçlar vardır ya, arkası falan atar. Yani daha toparlayamazsınız. Bu araç öyle değil. Böyle arkasını bıraktığı zaman hala kontrol sizde yani. Hala bir şeyler yapabilirsiniz. Kurtarabilirsiniz. Tekrar aldığımız yere aracımızı bırakıyoruz. Ya zaten YouTube kanalı için video çektim. Başka bir amacım yoktu. Kanal boşta kalmasın. Bayağı da video yoktu. Bugün Perşembe dedim. Perşembe günü. Arkadaşlar bazıları giderken P'ye atıyor. Bak giderken P'ye atmayın. Size şöyle örneğini göstereyim bak. Sesi duydunuz mu? Dırrrrt yaptı. Ya bunu yapmayın. Bu araca çok zarar veriyor. Ben size örnek olarak gösterdim. Bu filo aracı zaten. Bunda yapmadıkları şey yok. Yani ya araçlara önce el freni çekiyoruz. Freni bırakın. Bakın bazıları el freni çekiyor. Ondan sonra P'ye alıyor. Öyle değil. El freni çekin. Freni bırakın. Önce bir freni bırakın ki araba otursun şu el frenine. Ondan sonra tekrardan frene basıp vitesinizi P'ye alabilirsiniz. Ondan sonra kontağınızı kapatıp ardından yapacağınız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu direksiyonu şöyle kitlemek. Şunu kitleyin. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar yani gerçekten arabanın başına her şey gelebiliyor. Yani hırsızlık olaylarını biliyorsunuz. En azından bu direksiyon kitliyken bir tık daha onların bu aracı şey yapması daha zor oluyor. Daha çok uğraştırıyor. Çünkü direksiyon kilitli. Yani biraz daha zaman kazanıyorsunuz. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten siz de eğer beni seviyorsanız YouTube kanalıma bir abone olup bana destek çıkın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.